Herkese merhaba dostlar. Guruk tavuk nasıl yatırılmalı? 6 önemli kural. 22 tane yatırdığım gurktaki tüm tecrübelerimi şimdi sizlere aktaracağım. Bu aşiret liderim biricik kızım. Tamı tamına altında 13 tane yavrusu var. Biz şimdi asıl yapılması gerekenlere ve tavuklarımızın gurk olduğu kısma ilerleyelim. Bu baba katilimiz. Bu lady'm. Güzelliklerim benim. Oo, karadayım. Ve odamıza gidiyoruz. Evet dostlar. Şimdi odamızda ortalama hop iki tane gurkumuz bizi bekliyor. Şimdi bu altı kuraldan ilk en önemli unsurumuza geçelim. Birinci kuralımız, tavuğumuzun yalancı gurk mu, gerçek gurk mu olduğundan emin olmamız lazım. Bunu nasıl öğreneceğiz? Hemen gösterelim. İlk kural, hemen seni seçtim. Üstten de bir tane kızımız var. Ben alttakini seçtim. Hemen kızımızın yanına gidin ve elinizi uzatın. Ses çıkarıyor mu, kendini kabartıyor mu? Kabartıyor. Gurk gurk diye ses de çıkarıyor. Bu tavuğunuzun gurk olduğunun göstergesi. Ama gerçek mi, yalancı mı? Bir diğer unsur var. Onu denemeden kesinlikle hemen yumurtaları altına sürmeyin. Bu kural, tavuğunuzu bulunduğu yerden kaldırın. Sonra tekrar bırakın. Geri yatacak mı, yatmayacak mı diye kontrol edin. Hemen sizlerle birlikte yapalım. Güzelliğim benim. Hop. Kendini nasıl kabartıyor? Maşallah, maşallah, maşallah kızım. Aferin. Yerinden kaldırdım, rahatsız ettim. Güzel kızım benim. Şimdi bende şöyle de bir etken var. Mesela bundan haliyle tedirgin oldu. Desir dışarı. Desir dışarı. Hadi. Hadi dışarı. Aferin oğluma. Oğlum diye demiyorum, akıllıdır. Evet dostlar, gördüğünüz gibi tavuğumuz tekrardan yumurtaların üzerine geri gitti. Desert faktörü gidince tavuğumuz tekrardan yumurtalara oturdu. Bu tavuğunuzun gerçek gurk olduğunun en büyük unsuru. Şimdi bir diğer unsura geçelim. Benim videolarda edit falan olmadığından dolayı hani derin nefes alışım falan her şeyi hissedebilirsiniz. Bir diğer unsur ise tavuğunuzu kesinlikle kızıştırmanız lazım. Bu gurklukta çok önemli bir unsurdur. Bu kızıştırma nasıl olmalı? Şimdi onu anlatıyorum. Tavuğumun altında gördüğünüz yapay yumurtaları görüyorsunuz. Orijinal değil. Bunlar hepsi yapay yumurta. Kendim yaptım. Bunun videosunu sizlerle de paylaşmıştım. Yapay yumurtaları tavuğunuzun altına koyun ve ortalama 2-3 gün bekletin. Tavuğunuz sürekli yumurtanın üzerinde duruyorsa bu tavuğunuzun kızıştığını ve anne olmak için her koşula hazır olduğunun göstergesidir. Tavuğunuz artık gurkla hazır. Şimdi bir diğer unsur ne olmalı? Tavuğunuzu gurka yatıracağınız yer ve kullanacağınız malzemeler. Bulunduğunuz ortam, eğer gurkunuzu sürekli rahatsız edecek tavuklar varsa tavuğunuzun önünü kapatmak zorunda kalırsınız. Bu da sizin için bayağı bir uğraş olur. Çünkü alan dar olduğundan dolayı tavuğun hani 2 gün, bazı tavuk var 2 günde bir, bazıları var 3 günde bir, bazıları var her gün ihtiyaç giderirler. O yüzden tavuğunuzu ayrı bir yerde gurka yatırmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi ayrı yerde gurka nasıl yatırmanız gerektiğini anlatayım. Ondan sonra ayrı yerin nasıl olacağını sizlere birebir göstereyim. Ayrı yerde yapacağınız gurk alanı, tavuğunuzun altına saman kullanabilirsiniz. Büyük talaşlar kullanabilirsiniz ama mümkünse çam talaşı olsun. Çünkü çam talaşına haşereler gelmez. Kavak talaşlarına falan hep haşere gelir. Tavuğunuzu ve yavrularınızı büyük sorunlar açar. O yüzden çam talaşı hepsinden iyi. Ama yoksa saman da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil.
Ondan sonra bir efsane var. Tavuğumun altına tek rakamlı yumurta mı koymam lazım? Çift rakamlı yumurta mı koymam lazım? 7 tane mi? 9 tane mi? 10 tane mi? 12 tane mi? 13 tane mi? Dostlar, bu tavuğunuzun boyutuna göre şekillenen bir unsur. Tavuğunuzun boyutu küçükse 7 tane de koyabilirsiniz. 6 tane de koyabilirsiniz. 8 tane de koyabilirsiniz. 9 da olur. Hiç fark etmez. Ama tavuğunuz büyükse ben 13-15'ten aşağı, hatta 16'dan aşağı koymuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi madem fark etmiyor neden sürekli tek sayıları söylüyorsun? Bu artık öyle bir bilinç altımıza işlemiş ki kafa direkt tek rakamlara gidiyor. Ondan dolayısıyla, yoksa diğer videolarımdan görebilirsiniz. Tavuğun altına 14 tane koydum, 14 tane çıkardı. 12 tane koydum, 12 tane çıkardı. Yani tek ve çift hiçbir şey fark etmiyor. Değil mi güzel kızım? Şimdi hemen örnek olarak sizlere burada tavuğuma güzel bir alan yapayım. Yumurtalarını altına dizeyim. Ve sonra da tavuğunuzun hem karabalık ortamda nasıl olması gerekiyor, hem de ona özel yapmanız gereken ortamın nasıl olduğunu sizlerle paylaşalım. Yumurtaları alabilir miyim? Hop, yumurtalarımızı aldık. Şimdi tavuğumu buradan alıp diğer yere götüreceğim. Aslan kızım. Bu kızım uslu. Kolay kolay zarar vermiyor. O yüzden şu köşeye almak istiyorum. Güzel kızım, geç oraya, geç oraya, geç oraya. Bak, sana iki tane de yumurta veriyorum. Hemen. Bak, bu %100 kızıştığının en büyük göstergesi. Bulunduğu her yere oturuyor. Şimdi yumurtalarımı göstermek istiyorum. Kaç tane var burada? 3, 6, 9, 12, 13 tane var. Ama ben hiç fark etmiyor. Tavuğum küçük olduğundan dolayı 8 tane koyacağım. Çünkü bu tavuğum bayağı bir küçük. Hatta 10 tane koyacağım. Duruma göre bakacağım, oturabiliyor mu, oturamıyor mu? Ona göre şekillendireceğim. Şimdi kızımızı alıyoruz. Gel buraya güzel kızım. Aferin. Baksana, burada bir sürü yumurta var. Hiçbir şekilde tavuğunuzu zorlamayın. Sadece bulunduğu kısma bırakın. Kendisi oturmak istiyorsa oturacaktır. Siz zorladığınız şart takdirde yumurtalara zarar verebilir ve yumurtaları kırabilir. Şimdi tavuğumuzun nasıl kabullendiğini izleyelim. Neler yapacak onlara bakalım. Çünkü bu gruplukta çok önemli şeyler. Evet dostlar, son konuya değinmek istiyorum. Tavuğunuzun bulunduğu alan eğer karabalık ve darsa, yemini suyunu önüne indirmeniz biraz sıkıntılı olacaktır. Çünkü tavuk pisliğini, ihtiyacını gidermesi lazım. Alan dar olduğundan dolayı yapamayacak. Yapsa bile yumurtaların üzerine gelecek. Bu da yumurtalardaki yavruların çıkmamasına sebep olacak. Bu bayağı bir sıkıntılı unsur olur. Eğer önünü kapatırsanız tavuğunuzun her gün belirli saatlerde önünü açmanız lazım. Kontrol etmeniz lazım. Düzenli olarak ilgilenmeniz lazım. Ama tavuğunuza özel bir alan yaparsanız, yemini suyunu hemen yumurtanın ilerisine koyduktan sonra tavuk yemini suyunu yiyecektir. Pisliğini yumurtanın ilerisinde yapacaktır. Ve sizlere sağlıklı bir sürü yavrular verecektir. Evet dostlar, bu anlattığım tüm kuralları uygulayın ve aldığınız yavruları yorum kısmına yazın inşallah. Biz de bol bol maşallah diyelim. Çünkü benim diğer videolarıma bakarsanız ben yaklaşık 20-22 tane guk yatırdım. Ve elimde halen fazlasıyla guk tavuk var. Birçoğunu eşime, dostuma, isteyen arkadaşlara, abilere hediye ettim, verdim. Bazılarını sattığım da oldu. Bak, iki tavuk birbirine girdi. Yüksek ihtimal
diğeri yanında yumurta yapmak istiyor. İşte demek istediğim durum bu. Tavuk gelip gurk tavuğu rahatsız eder ve oraya yumurta yapmak ister. Yumurta yapar ve tavuk yaptığı yumurtayı altına koyar. Eğer bu gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız, olur da karşılaşırsanız, tavuğunuzun altına koyduğunuz tüm yumurtaları işaretleyin. İşaretleyin ve ertesi günü kontrol edin. Yumurta fazlalığı varsa işarette olmayan yumurtayı çıkarın. Böylelikle hangi yumurtayı koyduğunuz ve tavuğunuzun zarar vermeyeceği şekilde yumurtaları ayırt edebilirsiniz. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın.